Şimdi tırlar var. Çünkü makineyle sayılamayacak kadar para var Sayın Bakan. Niye bunu söylüyorum? Hemen taze bir bilgi vereyim. Bodrum Marina'yı Mehmet Ağar yönettiği günden itibaren yaklaşık 500 trilyon para. 500 milyon. Evet, milyon. Eski parayla konuşalım. Benim para oyun. Evet. 500... Nerede? Yurt dışına çıkmamış, devlete verilmemiş bu para nerede? Tek bu önemli. Mehmet Ağar'ın yönettiği dönemde Bodrum Yalıkavak Marinası'nın 500 milyon cirosu var. Bakın. Bu para yok ortada. Yemek restoranları, kıyafetler, kafeler, barlar dahil olmak üzere hepsini tek tek inceledim. 25 bin dolarla, 30 bin dolarla, 50 bin dolarla, 100 bin dolar arası aylık kiraları var buraların. 100'ün üzerinde dükkan var, aylık kiralarını tek tek hesapladık. Yatlar, onların alınan kiralar, onlara verilen hizmetler bambaşka. Şimdi bu para nerede? İşte o yüzden diyorum, sizin döneminizdeki eski bakanlar da parayla sayıyorlardı. E şimdi tırla bu parayı bir yere götürüyorlar. Peki. Bu kadar büyük kirlilik var Fatih Bey. Bu kadar büyük kirlilik. Dün nerede? İki gün kalmam dedi o bakanın yerinde olsam. O marinanın başında. Çünkü söyleyemiyor, o da biliyor bunu. Mehmet Ağar hangi sıfatla oraya aldı? 17 bin lira emekli maaşı var. Hangi parayla aldı? Hangi servetle aldı? Yönetim kurulu başkanı kendisi, oğlu yönetim kurulu üyesi. Buradan bir kez daha söylüyorum. Bodrum, Yalıkavak, Marina'nın cirosu nerede? Hadi hesabını verin. Az buz para değil. Bu ülkede 2800 lirayla insanlar iş arıyor. Bakın asgari ücret iş bulamıyor. Evine ekmek getiremediği için insanlar kendini asıyor, edepsizler. Paraya bakın. Paraya bakın. Daha çok şey var. Hepsini araştırıyoruz. Hepsini araştırıyoruz. İki. Ben diyor Sedat Peker'e TRT'de koruma vermedim. Efkan hala verdi. Bugün de çıkıyor. Ben verdim diyor ama diyor benim nereden haberim olsun diyor. Emniyet vermiş diyor. Ya 3 gün içerisinde bir İçişleri Bakanı yalan söyler mi? Yalan söyler mi? Sonra diyor ki 15 bindi benim dönemimde koruma sayısı Türkiye'de. Ben 5 bine düşürdüm diyor. Ama Sedat Peker'in koruma sayısını arttırdın bakan sen. Sen ne konuşuyorsun? Hiç mi yüzün kızarmıyor senin? Hiç mi? Bana ne senin kestiğin poliçeden? Sigortacılığından? Babanla gezdiğin mahalledeki olaylardan? Sen bugünü anlat bana. Bugünü anlat bana. Adalet Bakanı'nı suçluyor. Doğru. O Adalet Bakanı'nı ben de suçluyorum. Bu dakikadan sonra Adalet Bakanı da istifa etmelidir. O koltukta oturmamalıdır. Niye? HSK'nın doğal üyesidir. Doğru mu? Yardımcısı başkanıdır. Derhal Bodrum başsavcısı, Muğla başsavcısı, Beykoz başsavcısı, Silivri başsavcısı, Ankara ve İstanbul başsavcıları hakkında ve özel yetkili savcılar hakkında görevi kötüye kullanmak ve ihmalden soruşturma başlatmadıkları için istifa etsin o bakan. Bu ülkede bir yargı var. Bir yargı var. İçişleri Bakanı engel yok diyor. Ama hala susan bir Adalet Bakanı ve yargı var. Utanç diyorum kendisinden. Bakın bu ülkede 2 tane önemli bakan vardır bence. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı. İkisi de biri Sedat Peker'le karşılıklı atışıyor, cevap veriyor. Diğeri sessiz kalıyor. Bu pislikleri temizlemek adına hiçbir adım atmıyor. Hiçbir adım atmıyor. Efendi Bakanı suçluyor Adalet Bakanı'nı. Eski bakanları suçluyor. Cumhurbaşkanını suçluyor. Niye Cumhurbaşkanı suçluyor biliyor musunuz? Ahmet Davutoğlu başbakanken İçişleri Bakanı'nı kim atadı? Davutoğlu mu atadı? Recep Tayyip Erdoğan mı atadı? Recep Tayyip Erdoğan atadı. Diyor ki odalarımız dinledi diyor. Hayır, Davutoğlu'nu kastetmiyor. Bakanların odalarını, milletvekillerinin odalarını dinleyen kişi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyor. Çünkü o İçişleri Bakanlığı'nı o atadıysa bu odaları emniyet dinliyorsa hukuksuzca. Doğru mu? Bakın ne kadar acı. Organize suç örgütü lideri Dubai'den
ayar verip tehditte bulunacak. Koltuğunda oturmak için Soylu eski bakanlara, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı'na sinyaller verecek. Ve bu ülkede temiz bir toplum, temiz bir devletten bahsedeceğiz. Peki. Bu dakikadan sonra AKP devlet idaresinde kontrolü kaybetmiştir. Bu 500 milyon, bu önemli bir bilgi. Yani 500 milyon bir yıllık cirosu mu yoksa? Yaklaşık 2 yıllık. 2 yıllık cirosu. Bunun belgesi var mı? Bakın, kayıtlar, ödenen kiralar, bu iş yerlerin tek tek maliye bildirdiği şeyler. Cirosu. Bunlar dünyanın en iyi firmaları, en iyi markaları orada. Peki tek tek vergisi onların, verildi mi? Kar olarak geçti mi? Şirket üzerinde mi para? Bakın, şirketin üzerinde. Şirket kime ait? Mehmet Ağar'a. 500 milyon lira. Yönetim kurulu başkanı kim? Mehmet Ağar. Şirketin yönetim kurulu başkanı. Şimdi bakın, biraz daha net açıklayayım o zaman. AKP geldiğinde Çukurova Holding'e, Uzanların şirketine, Cavit Çağlar'ın Interbank'ına falan filan el koydu değil mi? Niye? Bir yolsuzluk, haksızlık vardı. Kimindi burası? Devletin. Devlet ne yaptı buraya? Kayyum atadı. Eğer Bodrum Marina'da böyle bir şey varsa bilelim. Oradaki hukuksuz bir durum varsa, Yalıkavak Marina'ya, Bodrum'daki o marina'ya devlet el koyduysa, Mehmet Ağar'ı kayyum olarak atadıysa, eyvallah, ben bilirim ki o marina 84 milyon. Doğru mu? Ama öyle değil. Adam kaçtı, sahibi gözüken kişi. Hisselerini Mehmet Ağar'a devretti yönetim kurulu başkanı, oğlu yönetim kurulu üyesi ve oradan alınan para onun sorumluluğu. Şimdi bu para yurt dışına gittiyse dekontunu gösterecek. Devlete verdiyse, ki veremez. Devlete niye veremez? Hangi sıfatla devlete bu parayı aktaracak? Doğru mu? Vergi olarak mı verecek? Ne olarak verecek? Veremez. Ben markaları saymayayım burada oradaki. Bakın. Oradaki firmaları saymayayım. Tek tek sayarım. Tüm firmaları tek tek sayarım. Dondurmacısından, yemekçisinden, tekstilcisinden. Dünyanın, Türkiye'nin en iyi markaları. Verdikleri kirayı, ödedikleri stopajı, hepsini biliyorum. Peki bu 500 milyon dolar, TL, düzeltiyorum, özür dilerim. 500 milyon lira, bu 2 sene diyorsun, yıllık 250 milyona yakın bir ciro oluyor. Peki bu 500 milyon liranın şu an kontrolü kimde? Mehmet Ağar'da. Sorumluluğu Mehmet Ağar'da. Para onun şirketin kasasında. Çok büyük para bu yani. İnsanın dili var mı yok? Bize göre. Peki. Bize göre. Anadolu'dan gelen, maaşıyla geçinen, onurluca yaşayan insanlar için çok büyük para ama bazıları için çok büyük para değil maalesef. Peki, yani bu önemli bir olay. Çünkü bu 500 milyon liranın şirketin şeyinde görünüyor mu hesap kaydında? Bakın, şirketin hesabını bir görünüyor tabii de, bir şey söyleyeyim size. Bu İçişleri Bakanı'nın ilişkide olduğu şirketler gibi değil oradaki kiracılar. Siz orayı gördünüz mü? Ben gittim ve gördüm, inceledim. Dünyanın, Türkiye'nin en ünlü markaları kiracı konumunda diyorum orada. Dünyanın, Avrupa'nın, Ege'nin, Akdeniz'in en büyük ve yatları kiracı konumunda orada. Yani buraya çökülmüş o zaman bu 500 milyon doların üzerine. Adam zaten çöktüm diyor. Ben çökmesem mafya çökecekti diyor. Ben de soruyorum ki bu paranın çık hesabını ver. Senin 17 bin lira emekli maaşın var. Milletvekili bakan maaşı bu. Sen onların ticaretle uğraşmadın. Valilik, emniyet müdürlüğü ve milletvekilliği yaptın. Ne hakla buradasın? Görev yapıyorsun. Ne hakla burada yönetim kurulu başkanısın? Bu kira nerede? Yönetim kurulu başkanı olduğunu emin misiniz? Siz yayınladınız. Bodrum ve Muğla Ticaret Odası'ndan ben, kendisinin yönetim kurulu başkanı, oğlu Tolga Ağar'ın yönetim kurulu üyesi olduğu için yazıyı basına verdim. Verdiniz. Verdim. Halk TV haberlerinde çıktı. Yani bu resmi kayıtlar değil mi? Yani ya, bir... Aklım almıyor. Tabii sizin 3 gündür aklınız karışmış. Doğru, haklısınız. Sedat Peker'in Soylu'nun Binali Yıldırım açıklamalarından sonra... Ama bunu... Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili söylüyor. Bizde her evrak doğrudur, her cümle doğrudur. Kayıtsız ve evraksız konuşmayız.
Çünkü biz şerefimiz için yaşıyoruz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi iki milletvekilini görevlendirdi bu konuda anladığım kadarıyla. Bu Süleyman Soylu'yu takip amacı, hukuki anlamda söylüyorum bunu. Yok şöyle. Evrak takip amacı. Hayır, şöyle. Bunu bize çok soruyorlar. Size şunu söyleyeyim. Muhalefet ne yapıyor diyorlar. Doğru mu bu konuda? Şunu bilin ki muhalefet Sedat Peker'in videosuyla hareket etmeyecek kadar büyük bir parti. Devleti kuran parti. O yüzden Sedat Peker'in videosundaki her şeyi tabii ki inceliyoruz, duyuyoruz ama onun iddialarına verilen cevaplar daha büyük bir suç ve delil oluşturuyor. Binali Yıldırım'ın verdiği cevaplar gibi. İşte biz bunları araştırıyoruz. Biz iddiaları araştırıyoruz. Bize diyorlar ki Mehmet Ağar, Bodrum Marina'nın yönetim kurulu üyesi. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum ticaret odasından kaydı alıyorum. O kayıtta yönetim kurulu başkanı var. Tabii Mehmet Ağar yazıyor. Yani. Tolga Ağar yazıyor. İmzalı kaşeli. Diyorlar ki ya kim ki o pis bir mafya lideri diyor. Hemen gidiyorum valilik ve emniyetten koruma kararını alıyorum. Yazılı imzalı. Diyorlar ki Hadi Üzüşük kim diyorlar, gözaltına alınsın, evi aransın diyorlar. Ona verilen koruma kararını alıyorum. Yani muhalefet şu anda iddia edilen tüm kirli ilişkileri araştırıyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Bu... Ama biz bunu Sedat Peker'in ağzından değil, bildiklerimiz, araştırdıklarımız ve somut olarak gördüklerimizi yapıyoruz, evrakları yapıyoruz ve bunu açıklıyoruz. Evet Kutay, hemen getir bunu. İlk kez Bodrum Yalıkavak Marinası'nın yönetim kurulu şemasını getireceğiz şimdi ekrana. Yani Sayın Milletvekilinin, ben tekrar sordum, bir gazeteci, şüphecidir genelde ama Kutay hemen onu getir ekrana. Bakın isterseniz, çok enteresan. 500 milyon liranın üzerinde oturan iki kişi var. Biri Mehmet Ağar, biri oğlu Tolga Ağar. Yani niye bunları konuşuyorsunuz derseniz, bunlar size küçük rakamlar gibi gelebilir ama 500 milyon liradan bahsediyoruz. 500 trilyon eski paraya göre. Arkadaşlarımız getirsin, hemen onu konuşmaya devam edelim. Peki siz bu belgeyi aldıktan sonra, yani yönetim kurulu görev dağılımı süresi var burada. Yönetim kurulu başkanı Mehmet Kemal Ağar diyor ve yönetim kurulu üyeleri arasında Zülfü Tolga Ağar da var ve burada başka isimler de var. Onları da araştırıyoruz. Efendim? Onları da araştırıyoruz. Kimler yani, bunlar? Hepsi araştırılıyor. Ben somut bir şey olmadan dediğin gibi konuşmam. Bakın. Burada tabii ki markaların isimlerini söylemiyorum, kiracıların isimlerini söylemiyorum. Çünkü bunlar çok önceden kiralamışlar. Bakın televizyonda veriyor şu anda. Evet. Onları da mağdur etmek istemiyorum. Çünkü gerçekten orada kirli ilişkiler var. Şu alt yazıyı bir kaldırın arkadaşlar, görelim o aşağıdaki yazıyı da. Aşağı doğru inemiyor musunuz? Yani bir enteresan bir liste bu. Çünkü burada... Yönetim kurulu başkanı diyor ama 18.10.2019 saat 10.44'te yetki bitiş tarihi diyor. Ne demek bu Sayın Bekir'in? Burada 19.10.2019'da yönetim kurulu başkanı olmuş. Ondan sonra en alta indiğimiz zaman bir daha bu süre uzatılmış. 27.09.2021 tarihine kadar. Evet. 27.09. En altta işte o en altı bir getirebilir misiniz arkadaşlar? Orada uzatılma süresi var. 27.09.2021 tarihine kadar Mehmet Kemal Ağar yönetim kurulu başkanı olarak süresi uzatılmış. Tabii. Şimdi bakın. Burada ne yapılmalı? Doğru mu evrak? Evrak doğru. Bu şemayı biz yaptık. Aldık, yaptık. Şimdi Fatih Bey, niye Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı dedim? Görevi ihmal ve kötüye kullanmaktan dolayı yargılanmalı. İddia bu. Ama şöyle dedi Mehmet Ağar. Ben orada dedi sadece profesyonel bir yöneticiyim ama şirketle doğrudan alakam yok. Yönetiminde yokum gibi bir laf söyledi. Bakın. Bu yalanlıyor. Bakın.
bu şirketin yönetim kurulu başkanı. Yönetim kurulu başkanı. Ben bunu sunuyorum. Başsavcılığın ne yapması lazım? Hemen tüm dükkanlardan kira dekontlarını, hesaplarını, paraların nereye yattığını, yat sahiplerinin paraları nereye yatırdığını ve Mehmet Ağar'ın da yönetim kurulu başkanı olarak bu parayı ne yaptığını araştırması lazım. Bunu kimin yapması lazım? Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Şu ana kadar yaptı mı? Yapmadı. Niye yapmadı? Korktu. Ha. Korkuyorsan savcı olmayacaksın. Savcıysan korkmayacaksın. Çünkü sen Cumhuriyet Savcısı. 84 milyonun. Tüyü bitmemiş yetimin. Edirne'deki bir çobanın da, Kars'taki bir öğretmenin de, Tarsus'taki bir emeklinin de, çiftçinin de hakkını savunacaksın. Şimdi yönetim kurulu üyeleri arasında iki Azeri isim de var. Ve bir İtalyan isim var. Evet. Peki bunlar kim? Bunların hepsini bakın araştırıyoruz. Çünkü ya bu, bildiğimiz isimler... Bu da başka isimler, bir ilişkinin parçası tabii, olabilir diye sordum. Tabii ki araştırıyoruz. Niye zor araştırıyoruz? Daha mecliste bir komisyon kurulmadı. Aslında mecliste bir araştırma komisyonu kurulması lazım. Peki Zülfü Tolga Ağar milletvekili değil mi? Nasıl bir milletvekilleri işlerini devretmek zorunda değil mi? Peki nasıl Marina Yönetim Kurulu üyesi? Ben de bunu soruyorum. Ben de bunu soruyorum. Ben de bunu soruyorum. Bakın işte burada bir meclis araştırma komisyonu, savcılık soruşturmaları beraber bunlar yürümeli ve bir Türkiye'ye temiz eller operasyonunu başlatmalıyız. Hayır, bu yasaya aykırı değil mi? Yani benim bildiğim kadar milletvekilleri milletvekili seçildikten sonra işlerini devretmek belli zorunda. Belli işleri. Mesela biz avukatlık yapamıyoruz. Doktorlar yapabiliyor doktorluklarını. Ticaret erbapları belli işleri yapabiliyor ama... Yönetim kurulu üyesi olabiliyor mu? Olabiliyor yanılmıyorsam. Bakın bu... Nasıl canım? Bakın şimdi bu... tartışılması gereken konu o değil. Bak bir kez daha söylüyorum. Bodrum Marina'nın değeri ne peki? 5 milyar dolarla 10 milyar dolar arasında bir değeri var bugün. Piyasa değeri. Buranın. Türkiye'nin, Akdeniz'in ve Ege'nin en önemli Yunanistan falan dahil limanı. Limanı diyorum, marinası. En lüks, en pahalı marinası. Değeri 1 milyar falan dediler, 1 milyar dolar. Ben şu an siz yüksek bir rakam söylediniz. O bölgedeki 80 metrekare bir villa 1 milyon euro. O bölgedeki, bir kez daha söylüyorum, 90 metre, 80 metrekare bir ev 1 milyon 200 bin euro. Kime neyi anlatıyorlar? Emsal değerleri, Turgut Reis'teki marinayı, Bodrum merkezdeki marinanın kiralarını ve oranın kiralarının hepsini, rayişlerini aldım ben. Ben sıradan konuşmam. Peki. Bu firmaların ve kiralarını açıklamıyorsam, Türkiye'nin çok değerli markaları, o markaları yıpratmak, zarar vermek istemiyorum. Niye? Birinci derecede bizim korumamız gereken zaten vatandaşlarımız ve bu temiz şirketler. Bu 500 milyon lira ağara kalan para mı yönetim kurulu başkanı olarak? Şimdi bakın, ben bir hukuk adamıyım. Tabii. Buyurun. Anayasa komisyonu üyesiyim. Tabii. Böyle bir ciro var mı? Var. Yönetim kurulu başkanı sen misin? Evet. Şu ana kadar 3 kez sorduk, cevap alamadık. Yurt dışında gözükmüyor, adam canımı kurtardım diyor. Yapan adam. Nasim Baba. Evet. Devlette gözükmüyor. Ben de para nerede diyorum. Bu para nerede? Bodrum, Yalıkavak, Marina yönetiminde niye 3 tane yabancı isim var? Bu olabilir. Bakın o isimleri tabii ki İkisi araştıracağız. İkisi Azeri. Bakın zaten şey de yabancıydı. Mansimo. Tabii. Bakın bu olabilir. Hayır, bu isimlerin kökenini anlamda, araştırdınız ama yani? Tabii ki Mehmet Ağar ve Tolga Ağar kadar bunları nereden bilinen mesela? İsimler olmadığı için onlarla ilgili araştırmalar biraz daha uzun sürüyor. Ama şu ana kadar rakamlar, paraların ödenmediği, devletin bir burada geliri olmadığı ve bu paranın bir yerde durduğu bilgisi var. Bunları da bir yerde, evet, paranın durduğu. Yani devletin kasası şeyine gelir vergisi alınmamış yani. Fatih Bey, devlet buraya el koymamış. Devlet el koymamışsa devlet ne hakla vergi dışında para alabilir buradan? Bakın, ilk başta bunu anlattım zaten. Eğer ki buraya devlet tasarruf sigorta mevduat fonu el koysaydı, burası FETÖ'nün şirketleri gibi devletindi. Bir parça
vicdanım olarak derdim ki bizim burası ciro, 84 milyonun. Cirosunu Maliye Bakanlığı'na bildirmek zorunda değil mi? Ha. Vergi için. Vergi. Ama bana da bu firmaları söylettirmeyin. Çünkü onların da 100 yıllık, 50 Hayır. yıllık Yok, firma, bir duruşları var. Firma yani. İsmi söylemeye. Arkadaşlar bu Bodrum Marina'nın da bir görüntüsünü alsak.